verilmiş hak geri alınmaz. Siz almışız 300 metre arsa veya 500 metre yol kesti yapılmış yerde, siz arsa tapusu almışsınız. İmamlı ifrazlı arsa çıkarmışsınız Arnavutköy Belediyesi'nde. Bina yapmışsınız tek tapu. Bir günde uyanıyorsunuz, diyor ki senin burada 10 kişi daha hissedar mı oluştu? Aynen. Bu dünyada yok. Yani bu dünyada yok. Şimdi bunun çözüm yöntemi bizim hukuksal yollara da gerektiğinde başvuracağız, sizinle beraber hareket edeceğiz. Evet. Çünkü mağdur sizsiniz. Biz de özellikle mevzelerin, isterseniz siz konuya hakimsiniz ikiniz de. Kendiler de anlasınlar orada yapılan işlerini. Bence daha uygun olur. Hangisi yapsın? Şimdi sizin konunuzla alakalı olarak geçmiş dönemde bazı vatandaşlarımızdan bu şekilde tepkiler geldi. Biz belediyede bunu dile getirdik. Birçok imarsal projelerin tamamı şu anda iptal edildi. Bolluca ve bölgedekiler iptal edildi. Bazı bölgelerdeki bu özenişlerden dolayı biz itirazlarımızı yaptık belediyede. Birçoğu bugünlerde iptal edildi. Zaten yeniden düzenlenerek askıya çıkacak. Eğer bu süreçte siz de bize yardımcı olursanız eğer dilek ve isteklerinizi ya da bölgesel olarak parsel parsel bunları bize belirtirseniz biz belediyeyle ilgili girişimlerde bulunup sizin sorunlarınızı en asgari şekilde çözmeye çalışacağız. Yani ben birkaç tane topladım. Tamam. İlk gidenlere evrak verilmiş. Araştırdım, baktım. Adamın 184 metre arsası var, iskanlı binası var. 100 küsur metresi gitmiş, 80 metre kalmış. 176 metre arsası var, 67 metre kalmış. İki tane de ortak konmuş. Yani biz bunları kabul etmiyoruz. Biz sizler için siyaset yapıyoruz. Sizin sorunlarınızı çözmek hatta için yapıyoruz. Bunu, siz bize isteklerinizi, dileklerinizi... Biz bunu Büyük Millet Meclisi'nde bir gen soru verilmesini istiyoruz. Soruşturma açılmasını istiyoruz. Onunla ilgili tamamen bizim elimizde. Büyük Millet Meclisi'nde soruşturma açılmasını istiyoruz. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Başkanım Tayyip, ben şu an sizin hepinizin kaygılarını bir bütününü bizzat size görüşüyorum. Ben de 32 yıldır uçuyorum mahallenin. Bir ferdiyim. Benim de sizler gibi bütün ailem, eşim, etrafım hepsinin tamamı, binasıdır, arsası, bütün hayatımız burada. Buradaki süreç bir vatandaşın ifraz yapılırken ki arsalarının sağa sola dağıtılması suretiyle açmış olduğu bir dava mahalle gerekçesi göstererek vatandaş kendi arsalarının tamamının bölündüğünü ifade etmiş. 500 süren bir dava sonucunda bir çoğunluk üstü vatandaşı davayı kazanmış. Kişisel bir hakkıdır bu vatandaşın gasp edilmiş hakkı teslim edilmesi. Burada kimse ifraz yok. Lakin belediye maalesef bu vatandaşın davasını gerekçe göstererek uygulamayı ve bize bir uygulama imar planı gibi kısmi bir düzenleme yaparak vatandaşın mağduriyetini çözebilir. Lakin belediyemiz maalesef 21 yıl önce ifrazı yapılmış ruhsatlı konutların, iskanlı konutların olduğu yeri sanki hiçbir imar uygulaması yokmuş gibi yeniden boş bir arazi gibi ele almış ve çok zaman sonra birkaç sene önceki çıkan düzenleme ortaklık payı önceden %35'ti maksimum vatandaşın arsasından yol ve kamu ihtiyaçları için 35 kesilebilirdi. Bunu 45'e çıkardılar. Dolayısıyla 20 yıl önceki yapmış bir uygulamayı sen bugünün kesinti ihtiyacını bundan karşılayamazsın. Burada hiçbir yaşam yokmuş. 20 yıldır bir yaşam inşa edilmemiş gibi boş bir bakir arazi gibi uygulanmış. Dolayısıyla burada çoklu hissedarlarınızda sıkıntı yok. Belediye kamu uygulama yaparken bir DOP keser de KOP keser. KOP da herkesin küçük küçük paylar olur. Bunların tamamını geri aslı olan yerine getirmiş. Dolayısıyla burada temel amaç Bolucadaki dere, daha önce dere yaklaşım mesafeleri 300 metreli dere bandındaki yerlere imar ifraz verilmezdi. Camimiz dahi bizim dere bandındaydı. Dolayısıyla sonraki süreçlerde dereler ıslah edilince, kısmi uygulama yapılınca dere bantları 10 metreye düştü. Haliyle oradaki boş arazi uygulamasız kaldı. Yani kamuya ait, köy tüzel kişiliğine ait, belediyeye ait yerlere belediye bu sefer diyor ki neden bize ait olan yer imarsız kalsın? O alanı alıp bizlerin evinin altına, arsasının altına ifrazlı hale getiriyor. Dolayısıyla bu süreçte askı, geçici askı aslan iki gün çok yoğun tepkiler üzerine bunu indirdiler. Korkuyorum ki gördüğümüz süreç gelişme şunu gösteriyor. Önümüzde çok kritik bir seçim var. Herkesin kendi seçim siyasi bir ihbali var. Mevcut hükümeti kendine devam etme arzusu var. Vatandaşın tepkisinin kendi canına dokunduğu için bir reaksiyon göstereceğini ve bunun kendilerine bir tepki oyu olarak döneceğini bildikleri için kanaatimiz olur ki geri çektiler. Muhtemelen seçimden birkaç ay sonra belki küçük bir revizeyle belki tamamen aynı şekilde sofrayımıza koyacaklar. Biz ya bunu yutacağız ya biz buradaki yasal haklarımızın tamamını birleşerek ama birbirimizi destekleyerek
kullanacağız. Biz burada ekstra hiç kimse bir şey istemiyor. Bizim bize ait olan haklarımızın tekrar bize iadesi peşindeyiz. Bu noktada bizler her aşamada yalnızdayız. Olmak zorundayız çünkü sizin mağduriyetinizin birebir aynısını ben kendi şahsımda yaşıyorum. Ben de buranın çocuğum. Başkanım, biz birleşeceğiz. Şimdi sonuç bu haklarımızı almak için birleşeceğiz. Şimdi sonuç olarak zaten bu askıdan indirildi. Birçoğu iptal edildi şu anda. Yeniden düzenleme yapılıyor. Bu düzenleme esnasında siz de eksiklikleri, sorunları bize teslim edin. Biz de gerekli girişimlerde bulunup sorunlarınızı halledelim. Şimdi başkanım, arkadaşlar, bu bölgenin %70'i, %80'i imarlı, ifrazlı, iskanlı bölgeler. Tabii tabii. Evet. Doğru. Ayrıyeten imar yasası çıktı. Milletten parayı topladı. İskan olmayanlardan para aldı. Ruhsatlandırdı binaları. İmar barışı ruhsatlandırdı. Bunlardan paraları aldı. Şimdi ben bunları iptal ediyorum. Yeniden düzenleme yapıyorum. Evin yarısını alıyorum, yarısına ortak koyuyorum. Yok böyle bir şey. Sayın arkadaşlar. Şimdi bakın. Ben burada 35 senedir buradayım, bu mahallede. Evet, bu mahallede yaşıyorum. Ben yukarıda evim var. Daha önceden böyle üstelik yerdim. Fakat ifrat geçti. İfrat geçince benim yerimden bir fazlalık çıktı, tuttum ben fazlalık paramı ödedim. Yerim ifrat yapılmadan önce 1500 küsur metreydi. Fakat ifrat yapıldıktan sonra kendi paramla aldığım yer haricinde bana 900 küsur metre bir yer verdi. Tutmuşlar 200 metre daha kesmişler 750 metre. Yani şöyle oluyor ki benden %75 kesmiş oluyorlar. Bizim parayla almış. Birinci imar geçiyor. İkinci de bundan tekrar kesiyor. Bunun yanı sıra dedim ki kardeşim neye dayanarak kestiniz bu benden ki bu kadar yerini benimle para mı ödediniz? Para ödediyse benim maklumatım varsa bir de maklumatınız varsa gösterelim. Gösterin hissedersiniz hissedar olur. Fakat yok abi böyleymiş. Dedim ki peki benim hissedar olduğum yerlerin nasıl olarak kesiyorsunuz? Abi böyle gerekiyordu. Kardeşim bunların kesilmesi gerekiyorsa bunları benden daha önce kesen kim? Hangi belediye başkanı yapmış bunları? Bu kadar halkın yeri kayıtmış madem ki onu kim yapmış? Önceki belediye başkanı yapmış. O zaman gidin ondan alın. Niye bu kadar millete yükletiyorsun? Bu kadar milletin günahı ne? Ben almışım 150 metrekare yer. O almış 150 metrekare yer. Belediye gelecek onlara göz dikecek. Adam tomarıyla getirmiş. Peki onları niye sorgulamıyorsun? Kardeşim gelip de bu kadar milleti sorguluyorsun. Millet acına almış buradaki yerleri o zamanki şartlar altında. Ya Hacı abi sırf oy almak için tam imar barışı altında, imar affı barışı altında bu şekildeki yapılan aksiyonlar gözümüz geldi şu anda bu sorunları yaşıyoruz. Keşke zamanında bunlar olmasaydı. Çarpık imarlaşma, çarpık kentleşme olmasaydı da biz bunları yaşamamış olsaydık. Abi, şu anda bu, zaman, bunun derdini çekiyoruz zaman, yıllardır. O zaman aynı bu imarda çalışan, bu kadastroda çalışan burayı bilmiyor mu? Burayı biliyor. Şimdi sen bunun altına imza atarken, bu belediye başkanı buna onay vermiyor. Veriyor değil mi? O zaman nerede bu belediye başkanı? Siz niye geldiniz? Belediye başkanı nerede? Abi doğru. Belediye başkanı niye geldi? Doğru. Belediye başkanı gelip açıklama yapması lazım burada. Halkı aydınlatması lazım. Seçim var. Geleceksen benden o yüzden. Hakkımı istiyorum. Aynen. Sen, aynen. Ben binamı dikmişim. Şimdi gelmiş bu adam benden. Abi benim senin %5 hakkım var. Evet. Hadi ya. Var mı böyle bir şey? Bak bu milletin, benden vergi alıyorsun. Evet. Bu milletin çoğu işte şu anda. Eğer böyle bir şey olduğunu bilmiş olsaydım, başka bir şeye dönerim. Evet. 20 yıldır sorunlar halının altına süpürülmüş, şimdi halıyı kaldırıyorsun, pislikler çıkmıyor. Evet. Şöyle, değerli arkadaşlar, bizim derdimiz bazıyı dövmek değil, burada sizin haklarınızı savunmak. Yani biz bir muhalefet var, isteriz ki biz o için, genelde insanlar, ben o için buraya da gelmedim. Evet. Burada gerçek bir mağduriyet olduğunu biliyorum. Şu karşımda gördüğüm binaya kaç tane binaya? Adamın 23 tane ortak çıkmış adamın binası. Bakın insanlar daire. 23 tane mi çıkmış? Evet. Daire verdi. Bu bile. 25 tane çıkmış.
İskale çıkmış, dairesini almış, şunu o daire gitmiş. Üç tane görmemiş bir şey. Biz bunu Arnavutköy Belediyesi'ne iletmek zorundayız. Ama biz bunu sizin sesinizi nerede duyurabiliriz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ben bununla ilgili bir rapor yazacağım. Sizin de bilgilerinizi alacağım. Mecliste, meclisin kürsüsünde en kısa zamanda sizin bu sorunuzu dile getireceğim. Yani Büyük Millet Meclisi'nde bir genç soru verilmesini istiyoruz. Tabii. Bir soruşturma açılmasını burada istiyoruz. Konunun mağduriyetini orada açtığında biz gündem yaratalım. Yani tabii, bizim tabii. Yaptırım gücümüz yok biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Yani bizim meclis üye sayımızda sınırlı sayıda arkadaşlarımız. Evet. Sizin için çalışıyorlar, çok da mücadele ediyorlar. İnşallah ben olur. Bunu biliyorum ama biz bunu meclise ileteceğiz, sizin sesiniz olacağız. Evet, kanunlarla, yasalarla bu işi götüreceğiz. İnşallah. Dediğim gibi siyasi partilerin hepsinin amacı illaki oy almaktır. Ama bu bir mağduriyettir. Bu mağduriyette nasıl ki depremde insanlardan oy istemek insanlık onuruna yakışmasa bizim burada bir oy talebimiz yok. Biz burada sizin mağduriyetiniz, birçok insanı ben de tanıyorum. Evet. Mağduriyeti var. Eğer bu binada 23 tane satılmış daireler ortak çıkmışsa burada bir kargaşa çıkacak. Evet. Bir insanlar öldürürse, evet, yarın bir yere kavga ederse suçlusu Arnavutköy Belediyesi yetkililer. Evet, yani aynen, buradan bunu söylüyorum. Çünkü bunu gelip adil bir şekilde çözmek zorunda. Biz buradan belediye yetkililerine, belediye başkanımıza, sonuçta icra makamında onunla çözmesini istiyoruz. Kaymakam Bey'e de buranın sorunu dile getirmemiz gerekiyor. İnşallah. Ki yasal boyutta gitmemiz gerekiyor. 20 senedir burada imar durumu yok. 20 senedir ben mağdurum. Ben emekli maaşımda geçinen bir adamım. Ve benim o yerime inşaat yapıp oranın geliriyle geçineceğim diye bakıyordum. Fakat beni inşaat yapılmaktan men edince, benim iznimi vermeyince, imar durumumu vermeyince ne oluyor? Ben cebimden vergisini ödüyorum. Yazık, günah değil mi kardeşim? Her zaman. Yalnız da biz ancak sizlerin taleplerini iletmekle mükellefiz. Ama yaptırım gücü bizde değil. Beraberiz. Daha da genişletiriz. Eminim ki şu an dediğiniz gibi abimin burada daha önce bir yayın yapmış olsaydı yüzlerce insan burada yığılacak. Biz üzerimize düşeni yapacağız, siz de üzerimize düşeni yapın. Gerekirse buraya bizim bu mecliste bu konularla ilgili Hayrettin Moğolu vekilim var. Bu konuları hakimdir vekilimiz. Onu buraya çağırırım, böyle bir toplantı yaparız. Bu toplantıda daha önce Karlıbayır Mahallesi'ndeki olan sıkıntıları biz meclise yansıttık o zaman. Orada da çok bir şekilde çözüme odaklı çalışmaya başladı. Baştan sağma değildi. Biz burada vekillerimizi getirebiliriz. Sizin sesiniz olurlar. Yüz yüze onların dinlemesi daha mantıklı olur. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Burada 5-6 bin kişi mağdur. Yani bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz.